Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Radyoterapi bütün vücudun her bölgesine uygulanabilir mi? Her bölgedeki kanser için, her tür kanser için bir istisnası var mıdır bunun? Kesinlikle her bölgeye uygulanabilir. En nadir görülen tümörler mesela kalpteki görülen tümörlerdir. Hı hı. Ama bunu aklıma gelmişken söylemek istedim. Ayak parmağından tutun da saçlı deriye kadar işte gırtlak, ondan sonra akciğer bölgesi, kas dokusu, işte kollarımızdaki kas dokusu olabilir, ayaklarımızdaki kas dokusu olabilir. Her bölgeye uygulanmakta hiçbir sakınca yoktur. Her bölgeye uygulanabilir. Hocam peki radyasyon, amacımız burada nedir? Yani tamamen tümörü yok etmek herhalde. Birinin 8 çarpı 6 diyelim bir tümörü var akciğer yerleşiminde, evet, evet. İşte mesanesinde ya da başka bir bölgesinde. Kemoterapi alıyor bir yandan, bir yandan radyoterapi oluyor. Burada hedef tümörü tamamen ortadan kaldırmayı mı hedefler onkologlar? Yani kanserin protokollerinde, tedavi protokollerinde bu var mıdır? Radyoterapi cihazıyla bu tümör tamamen ortadan kalkabilir mi? Ve ne kadar sık bu işlemi yapabiliyoruz hastaya aslında, o da var. Hı hı. Tümörün yerleşimine göre, evresine göre, o dediğiniz işte 8 santim, 10 santim çevre dokulara yapışıksa onun evresi biraz daha artıyor. Birden dörde kadar değişiyor. Bu evresi ne kadar büyürse radyoterapi ve kemoterapinin başarı şansı birazcık daha düşebilir. Ama yine de öyle olsa bile tümörler ne kadar büyük de olursa olsun radyoterapiyle o tümör hücrelerinin canlılığını kaybetmiş oluruz. Belki tamamen ortadan kalkmaz ama bir nedbe dokusu gibi ortada kalır, orada kalır. Ama yine hepsine ben inanıyorum, bütün radyoterapi uygulanan hastaların tamamında radyoterapinin az veya çok mutlaka etkisi vardır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.